Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Rauf ben, yeni bir oyun incelemesiyle karşınızdayım. Undungeon isimli bir oyunu oynuyorum. Game Pass'e de gelmişti, belki buradan biliyorsunuzdur. Aslında incelemesi için keyif alalı çok oldu. Yani Game Pass'e gelmemişti bile. Bir türlü fırsat bulamadık. Çok pardon. Ve o zamanlar yani incelemeyi yapamayınca sonra da Game Pass'e gelince biraz yani soğudum da diyebilirim şeyden, incelemesini yapmakta. Zaten herkesin ulaşabildiği bir oyundu ama şimdi ben oyunu alıp da ondan sonra inceleme çekmeyecek birisi değilim. Keyini aldıktan sonra geliştiricisi de oynadıktan sonra karar ver diye göndermişti aslında keyi, ama yine de madem keyi kabul ettim, onun için bir inceleme çekeyim dedim. Undungeon'da arkadaşlar şöyle bir hikat garibesiyiz. Bir yaratığız yani. Çok güçlü bir varlık tarafından yaratılıyoruz ve diyor ki işte hani kendi bilincimde kendimden bir parça olarak yarattım falan diyor seni. Ondan sonra bu göksel varlıklar var ya, çizgi romanlarda falan görürüz. Onun gibi bir tip. Ama işte hani kendi bilincinde yaratmış olmasına rağmen her şeyi bilmiyoruz. Amacımız da biraz o yani. Kendi amacımızı öğrenmek arkadaşlar. Ve 7 tane şey var. Gezegen var. 7 tane gerçeklik var. Bunların arasında teleport olup görevleri yapıyoruz. Şimdi buraya geldik. Burada bir kabile şefiyle karşılaştık. O bize görevler verdi. Hunter, avcı bulacağız 7 tane. İlk grup avcıdan. Avcı grubundan 7 tane şey bulacağız. Bakalım. 7 tane diyorum. İlk grup avcıları bulacağız. 7 günümüz varmış. Ve ikinci grubu bulacağız. Doğru şey yapıyorsam. Evet. Böyle küçük küçük mekanlar var. Buralar görevleri aldığımız yerler. Bir gezegendeki şeyi yani dimension olarak geçiyor ama hani gezegen de değil. Aslında bu boyut olması lazım. Buralarda geziniyoruz. 7 tane var. Ama ben şu an birine ulaşabiliyorum. Herhalde diğerleri de açılacaktır. Oynanabilir karakter olarak bir kişiyi daha seçiyoruz ama bir tip daha var. Ama kitli. Onu oyun içinden açıyorsunuz arkadaşlar. Aksiyon RPG oyunu diyebiliriz. Undungeon için. Demin yanında bir eleman vardı. Bakalım benimle beraber gelecek mi? Çünkü onunla da konuşuyordum. Dedi dalkavuğun olayım abi diye yanıma hemen şey yaptı. Yok. O gelmiş mi? Ha, gelmiş harbiden. Tamam, beraber savaşacağız. Şimdi onunla. Mekanı araştıralım bakalım. Redius. Bu koordinatlarda. Ha, şurada gösteriyor. Of, çok uzun ya. Kalibiymiş ismi. Çok uzun zaman önce. Kardeşi arkabanı yakalamış. Benden ne istiyorsun diyor peki. Diyorum ben diyorum daha doğrusu. Herhalde bizim boyuta geçmemiz için yardım edecek. Tamam ya, uzatmayalım. Goodbye. Amacım seninle alakalı değil zaten. Evet. Dünyalar arasında şey yapmamızı sağlıyor aynalar. Zaten tahmin etmiştim. Ne? Kendimi görüyorum. Niye şey yapamıyoruz?
şey çıkması lazım mı? F tuşuyla etkileşime geçiyoruz çünkü. Ama bir yolculuk yaptık, bir gün gitmiş bile. Tamam, şimdi niye kullanamıyorum ki ben onu? Aynayı kullanarak mı ilerleyeceğim acaba? Second group, first group diyor. Zoom. Neyse, şey yaparak, normal seyahat ederek yapacağım şeyi ilerleyemediğime göre ben de aynayla ilk defa karşılaştım. Orada ilk cümle, ilk birkaç cümleyi okuyup geçtik. Umarım farklı bir şey yoktur. Ben de hani nasıl olsa başta şeyler arası yolculuk için kullanılıyormuş diye düşününce geçmiş olduk. Neyse. Bakalım. Gerçi yerlerini de göstermiş oldu. Ha, stop deyince duruyor. Neyse, burası daha yakın aslında, buna gidelim. Oh, bir gün daha gitti. 5 günüm kaldı, halletmem lazım. Büyük I'lar gözükmüyor oyunda nedense. Çok garip bir şekilde. Küçükler gözüküyor. Find falan görüyorsunuz buradakiler. Ama maalesef şeyleri göremiyorum. Henüz bir aksiyona giremedik. Sadece karşılaştığı gittiğim bir gezegende, daha doğrusu yerleşim yerinde küçük küçük yaratıkların saldırısına uğramıştım, o kadar. Oo, neymiş? Aha. Nesneler. O atılabilir bir şey. Bunu kontrole mi basıyordum? Yok. Değil mi? Ha, shift'e basıyorum. Tamam. Bu tırmık. Bu da tırmık. Bunlar elimizdekiler gözüküyordur zaten. Savaş şeylerimiz. Sağa basınca bunu kullanıyoruz. Ha, ben bu atılabilir nesne. Ha, atılabilir. Bıçak gibi düşünelim onu. Evet. Tamam, ikinci elimiz, ikinci silahımız olarak kullanacağız herhalde diye düşündüm ama. Oha. Güzel. Eleman ateş ediyor. Düşmanların üstündeki yıldız da ne kadar saldırmaya, daha doğrusu agresifliklerini gösteriyor. Yani onları kızdırdığımızın resmidir. Evet, atılabilir zımbırtıyı. Biraz erken kullandım ama. Nereye kaçıyorsun ya? Oo. Şöyle basılı tutarak da kullanabiliyoruz nesneyi bu arada. Pençelerimizi, yani şöyle. O zaman bir combo atak gibi bir şey yapabiliyor. Bu ne lan? Aha, içinden çıkıyorlar onun. Sağ tuşta bıraktığım nesne. Şöyle bırakayım tekrar. Ama bırakamıyorum. Onun da süresi var. Ha, bitmiş olabilir. Pick up. Al bakalım onu. Güzel. Bayağı şeyle oynanıyor. Hızlı oynanıyor. Eleman bayağı sağlammış bu arada. Aksiyon yok dedik. Şey, yaratık kaynıyormuş meğerse burası. İkinciyi, ha, şimdi bak, bu sağ tuşa basarak bunu bırakabiliyorum ama demin savaş esnasında bırakamadım ya, yani bir kere bıraktım. Bir kap. Bu neymiş? Yer tuzağı gibi bir şey mi? Oo, sağlam bir şeye benziyor. Bombaymış. Q ile bırakıyorum. Başka neyimiz var?
Şunlar benim iyileşmem için. Evet, bu atılabilir zaten. Bıçak diyordu. Knife. Bu da bomba. Trap olarak gözüküyor. Evet, ilk gruba doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Ah şöyle yakalanın şunu ya. O kuru kafada çıkınca böyle işte ondan sonra vahşileşmeye başlıyorlar. Küçük küçük orklar da topluyorum ama hani onun ne işe yaradığını bulamadım. Ha, upgrade'im çıkmış. Şunu kullanayım bir. Bakalım ne olacak. Bombayı kullandım ama ne işe yaradı? Düşürdüğüm şeyleri. Aha! Oradan ateş ediyormuş. Oo, bu arkadaş sağlam. Kırmızı çünkü oradan anladım. Yoksa bir şey bildiğimden değil. Al bakayım, al bakayım. Yes. Güzel bir şey aldım, dur. O da kurşun doğru bu arada. Kırmızıyı hallettik mi? Power almışım. Ha, tam böyle şeye bakıyordum. Levelimi arttırmış. Tabii RPG oyunlarının klasik şeyi. Ben sadece hikayeyi böyle bir toparladım. En başta size oraları çok fazla uğraştırmamak için. Hani nasıl yapılıyor şeyi bilmiyorum açıkçası da. Biz de göreceğiz. Şimdi rünlerimiz var. Burada da tak. Ha, bu bir taş gibi bir şey herhalde. Bu ekstra özellik sağlıyor. Rünler bir şeyler sağlıyor. Burada neyi geliştireceğimi nereden bileceğim? Böyle mi koyuyorum acaba? Yok bunlar. Ha, tamam. Ha, burayı açmış olduk. Bunları sadece burada mı kullanabiliyorum? Tamam. Rünleri burada kullanabiliyoruz. Bunu da herhalde bunu da burada kullanabiliyorum. Ne bileyim. Renginden dolayı dedim ama. Aslında şu ne kadar veriyor? 16, 16. İkisi de aynıymış. Tamam, bunu kullanalım. Biraz daha güçlü vuruş yapabilirim en azından. Şu gruba bir yaklaşalım artık. Oo, saklanıyorlar bir de şerefsizlere bak. Aa, çok güzel. Şeyden çıkmadan önce halledebiliyorum. Bu iyi oldu. Yumurtadan çıkmadan halletmek lazım. Şeyler aldık. Yine bir şeyler geldi. Açıkçası burada hedefe yaklaşırım diye tahmin ediyorum ama. Burada da iyisi nerede bu? Tam uçtalar mı acaba? Bak, uyanmadan şunları halledebiliyorum, güzel. Yani çıktı yine de ama. Bizim eleman savaşıyor burada. Vallahi dal kavuk mal kavuk dedik. Bizden iyi götürüyor yani vallahi. Buradalar mı acaba? Ya şöyle gölgelik yerde bir başıma güneş geçti zaten. Ha, elemanlar burada, tamam. Eyan gönderdi beni. Evet. Yardım için mi? Yoksa
Hediye mi verdin bana? Çok teşekkür ederim valla, süpersin. Sana yolu göstereyim de, ha kaçın buradan, kaçmanız için. Ha, ben kurtarma şeyiyim, timiyim burada. Ben de gideceğim, öldüreceğim herifleri zannediyorum. Kiralık katil zannediyorum. Ne bileyim, insan böyle bir tiple. Şey olacağını düşünmüyor açıkçası. Ha, bunlarla savaşıyor ha. Ama yine de onlara bırakmamam lazım. Sonuçta görevim onlar. Nerede? Gerekirse şey olacağım, kalkan olacağım heriflere, yine de şey yapmayacağım. Onlara zeval gelmesine izin vermeyeceğim. Evet, şimdi bir şey kullanabilirim aslında. 3 değil mi? Ha, R'ydi, pardon. Şöyle. Enerji doldurayım. Gerçi bu enerji için değildi galiba. Şu olabilir mi? Yanlış şeyi seçiyorum. Neyse şu. Yok canım, bu kırmızı çok daha iyiydi zaten. R'ye mi basacağım? Ha. Heh, tamam. Şimdi şöyle kısa yoldan hemen gidelim. Diyeceğim ama burası, burası kaynıyor ya. Çok güzel oturttum herifleri orada vallahi. Oron'la Kolrin'miş. La bana atıştın, bana. Ha, bana gel, bana. Adamları bırak. Şuursuz ya. Oo. Bayağı da düşürdü enerjimi. Yavaş yavaş dolduruyor enerjiyi. Aslında bir böyle peri gibi bir şey de var ama tam beceremedim onu daha. Çok güzel. Hepsine birden. Süper. Harikayım ya bu aralar. Heh, tamam. Geldik. Sanırım başka atak yemeyiz. Çok güzel. Karma mı? Karma son şeyim için gerekliymiş. Tamam, buraya kadar getiriyorum galiba elemanları. Yine upgrade'im gelmiş. Upgrade'im gelmiş. Bakalım şurayı açarsam. Ha, işte tamam. Şimdi atak damage'i arttıran zımbırtı buraya geldi. Mavi olmadığı için defans, nature, luck, gloom. O bir sürü şey varmış. Bunları tam araştırmadık tabii. Şimdi ikinci grup var. Sadece onlar kaldı. Herhalde kendi yollarını kendileri bulacaklar. Öyle tahmin ediyorum. Bir oraya da bakalım kısaca. Olayımız bitsin en azından Q Dimension için. Dediğim gibi bunun gibi 7 tane var. 7 tane yer var. Hepsinin de kendine has özellikleri vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü yani onlara giremedik. Çünkü açık değil. Yaptıkça, görev yaptıkça oralar açılıyor. Onu anlayacağız. Dal kavuğum da gel. Aa, niye kızdı bu? Konuşamadım zavallı. Ne olan, bir şeyler mi istiyorsun benden? Nedir? Hayırdır? Yumurtayı kırmış olmama rağmen. Tamam, elemanlar yukarıda. Pandora köklerini şey yap, toplayayım. Ne işe yarıyor toplamam? Heal için. Ha. Savaştayız, dur.
lazım ha. Ha ne oldu? Vurdukça çıkıyormuş. Araştıracağım zannediyorum. Lan şuursuz, sen atış edebiliyorsan ben de atış edebilirim. Ulan onu atacağım diye gitti, başkası gitti. Yalnız herifleri. Istakoz nasıl atış eder ya? Istakoz bu bildiğin. Şu taşlar ne acaba? Ha, buradaki yerleşim yeri mi değil? O zaman burada değiller. Benim elemana yardım edeyim. Bakayım şuradan ne çıkacak. Para çıktı galiba, evet. Oğlum nasıl geçiriyorsun herif? Yanından geçiyor lan. Şuna bak. Ya bizim de özel hareketlerimiz var koçum. Şu elemanlar nerede, buldular mı? Aynen, çok güzel, yerlerini de bulduk. Kaydırı kıpak Cemilem. Eğen gönderdi beni, çok uzatmayın hadi. Hadi reward anlaşırız bir şeyler aramızda. Ne yapıyorsunuz burada? Manyağınız mı? Manyadınız mı arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz burada? Allah'ın unuttuğu bir yerde. Bu ne? Bunu alamadık. Kontrol. Yine mi level atladım diyecektim. Şu yukarıda gidelim. Buradakileri haklamıştım çünkü. Gel gel. Come on, gel gel. Kırmızılar daha da beteri, bu daha büyük galiba. Batı. Benim elemana battı lan. O zaman ben de şunu kullanmak zorunda kalırım. Yalnız feci oturttum he hepsine birden. Alanın içindeyken daha vahşi oluyorum. Neyse, diğerleri uyanmadan. Evet, sizi güvenli şekilde getirdim. Daha ne istiyorsunuz? Deal with the hunter's problem. Şeyin yanına mı gideceğiz? Blackett mı? Lan nereye gidiyorsun? Hay Allah'ım. Niye kaşındın ki sen şimdi? Manyağa bak ya. Gel de şunu bitirelim. Uğraştıracak beni boşu boşuna. Şeyin yanına gideceğiz. Deminki kabile reisinin yanına gideceğiz. Bak verdin görevi, kurtardım senin elemanları. Hadi bakayım sökül şimdi. Karşılığında ne alacağımızı da bilmiyorum genç ama. Senin insanlar hakkında konuşalım. Hepsini kurtardım. Eh güzel, rünler minler bir şeyler aldık. Yeni bir atak şeysi. Bunun dışında diğer nesneler herhalde ilerleyen zamanlarda açılacak diye tahmin ediyorum. Ha, bunlara buradan ulaşabiliyormuşum. Tamam güzel. 16, 14, 15,
HP veren bir şey var. Dexterity'yi arttırıyor. Artı 20 knife damage. Benimki kaçtı? 16'ydı zaten. Şuradakiyle aynı. HP veren şeyler var. Güzel. Güzel. Oyun fena değil arkadaşlar. Böyle biraz kısa bir inceleme oldu. Benim standartlarımda en azından kısa bir inceleme oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Güzel bir aksiyon RPG'ye benziyor. Biraz daha tabii ki araştırmak lazım. Yani bu oyunları aslında hani size daha ilerleyen kısımlarında açıklamam. Yani daha doğrusu inceleme yapmam lazım. Ama maalesef işte zaman kısıtlılığından dolayı böyle hızlıca biraz bir inceleme. Kendim de biraz böyle ölçüp tartıp ondan sonra oynayıp hikaye kısımlarını da çok bulaştırmayayım. Çünkü videonun çoğunluğunu alıyor onlar. Böyle incelemeler yapıyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarda belirtirseniz ya da kendi fikirleriniz varsa ya da incelememi istediğiniz bir oyun varsa bunları yorumlarda lütfen belirtiniz dostlar. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.